Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte meyve suyu yapacağım. Erik suyu yapacağım daha doğrusu. Böyle karışık eriklerim var. Bunlar köy eriği. Tamamen doğa. Buradan almadım. Ben onların şimdi çekirdeklerini çıkaracağım. Sonra kaynatacağım bir süre. Ondan sonra blenderla çekip difrize kaldıracağım. Kış için meyve suyu hazırlayacağım. Şimdi meyveler bolken yapalım ki kışın sıkıntı çekmeyelim. Şöyle çekirdeklerini çıkarıyorum. Geçirmemek için çekirdeklerini çıkarıyorum. Çünkü süzgeçten geçirirsem posası kalacak mutlaka üstte. Ben bütün posasını da kullanmak istiyorum. Daha sağlıklı, daha vitaminli olsun diye. Arkadaşlar eriklerimi doğradım. Çekirdeklerini aldım. Şimdi bunları tencereme alıyorum. Kilo kadar eriğim var. Ben 2 bardak da su ilave edeceğim. Şimdi ocağı alacağım. Eriklerim yumuşayana kadar kaynatacağım. Eriklerimin çekirdeklerini ayırdım, doğradım. 2 su bardağı kadar da su koydum üzerine. Şimdi bunlar yumuşayana kadar orta hararetli ateşte kaynatacağım. Yumuşadıktan sonra blenderla çekip kaplara doldurup difrize kaldıracağım. Kışın kullanmak üzere. Çünkü kışın böyle meyveleri bulamadığımız için şimdiden yapıyorum. Kışa hazırlık. Eriklerim kaynıyor. Bir 5 dakika kaynadılar, yumuşadılar bile. Bir iki dakika daha kaynattıktan sonra soğumaya bırakacağım. Biraz soğuduktan sonra blenderdan geçireceğim. Bakın yumuşacık oldular. Mis gibi erik koktu. Eriklerim mayhoş, tam tatlı değil. Ben şimdi hiç şeker falan katmadan difrize atacağım. Sulandırdığımız zaman damak zevkimize göre şeker katarız. Belki de hiç katmayız. Eriklerimi blenderdan geçirdim. Şimdi kaplarımı alıyorum. Siz bunları kavanozda da muhafaza edebilirsiniz. İsterseniz dolaplarınızda yer yoksa. Ama kavanoza sıcak koyup vakumlamanız gerekir. Ben soğuttum, öyle dolduruyorum. Muhteşem bir rengi var. Bir de hafif mayhoş. Tatlı değil. Tam meyve suyu oldu. Daha önce vişne suyu da yapmıştım. Oradaki gibi ben eriği de sulandırıyorum. Bir miktar da şeker. Herkes kendi damak zevkine göre şekerini ilave edebilir. Benim saklama kaplarım da var. Meyve sularını çok saklama kabında koymuyorum. O saklama kaplarının renkleri değişiyor. Meyve suları renk veriyor. Bu yüzden bu kaplara koymayı tercih ediyorum. Bunlar poşet gibi değil, hava aldırmıyor. Sızma, hava alma olmuyor. Dolap kokusu da geçmiyor.
Tek kullanımlık tabaklar satan yerlerden edinebilirsiniz. Hemen hemen her mahallede var. Bunu da şimdi sulandırıp meyve suyu yaparım. Meyve suyum harika oldu. Şu anda difrize kaldıracağım. Kullanmak istediğim zaman çözdürmeden buzlu sürahimin içine atıyorum. Üzerine de 2 ölçü, bu kapla 2 ölçü su, 2 kaşık şeker koyuyorum. 2 yemek kaşığı. Abone olmayı, kaydetmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Mutlaka deneyin. Pişman olmayacaksınız.